ve o illerdeki kutlamaları aktaracağız ve ilk bağlantımız Ankara'dan Gençlik Parkı'ndan arkadaşımız Umut Taş'tan orada. Şimdi hemen kendisine bağlanacağız ve oradaki töreni anlatacak bize Umut Taş'tan. Umut, duyabiliyor musun beni? Evet evet, şu anda sesini alabildim. Şu anda Anıtkabir'in önündeyiz. Tabii ki Ankara'da her zaman ilk durak 30 Ağustos'un 102. yılında da Anıtkabir oldu. Burada resmi tören 10.30 itibariyle başlayacak. Şimdi kameram arkadaşım biraz, Güven de birazdan gösterecek. Burada vatandaşlar içeriye 11'de girebilecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanından sonra Anıtkabir vatandaşlara açılacak ve yurttaşlar Atatürk'ün huzuruna çıkacaklar. Biraz önce sen de bahsettiğin 26 Temmuz 1922'de başladı ve 30 Ağustos'ta büyük zaferle sonuçlandı. Büyük taarruz, başkomutanlık meydan muharebesi de diyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün komutanlığında gerçekleşmişti ve düşman işgalinden kurtuluşun sembol günü olmuştu. 102 yıl geçti üzerinden ve 81 ilde bugün bu zafer coşkuyla kutlanacak. Tabii ki Ankara'da az önce de söylediğim gibi adres her zaman ilk olarak Anıtkabir oldu. Bugün resmi törenler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Erkan'ın 10.30'da Anıtkabir'e gelmesiyle başlayacak. Daha sonrasında öğlen saatlerinde de meclisten birinci meclise bir yürüyüş gerçekleşecek. Orada da çeşitli gösteriler olacak. Şimdi kameram arkadaşım Güvenler rica ediyorum şöyle buradaki yurttaşları göstersin. İnsanlar içeriye 11'de girebilecekler. Çünkü içeride önce resmi tören 10.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında içeride bir ziyaret yapılacak. Atatürk ziyaret edilecek ve sonrasında 11 itibariyle de bu kapılar yurttaşlara açılacak ve yurttaşlar da Atatürk'ün huzuruna çıkacaklar. Sadece Ankaralılar yok burada. Buradaki insanlarla az önce konuştuk yurttaşlarla. Çevre illerden gelen var, İzmir'den gelen var, İstanbul'dan gelen var. Birçok ilden yurttaşlar bu noktaya 30 Ağustos'un coşkusunu Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda yaşamaya geldiler. Buradaki insanlara da mikrofon uzatmak istiyoruz. Ne hissediyorsunuz 30 Ağustos'un 102. yılında? Yani heyecanlıyız. Atalarımızın bize hediye ettiği bu vatan için son derece gururluyuz. Çocuklarımı aldım geldim benle. Kendileri Antalya'dan geldiler. Mutluyuz, heyecanlıyız. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet, beyefendi çocuklarıyla birlikte buraya geldiğini söyledi. Sizler de bir şey söylemek ister misiniz? Evet, biraz çekiniyorlar konuşmakta. Birçok aile bu şekilde çocuğunu alarak 7'den 70'e birçok insan Anıtkabir'e atanın huzuruna geldi. 30 Ağustos'un 102. yılında, bu zaferin 102. yılında Atatürk'ün huzuruna çıkmak için geldiler. Birçok ilden dediğim gibi yurttaş bu noktada. Sizler ne söylemek istersiniz 30 Ağustos'un 102. yılında? 102. yılında çok mutluyuz, heyecanlıyız. Ve atamızı hem ziyareti hem bu güzel bir gösteriyi kutlamaya geldik. Çocuğumla geldim. O da çok heyecanlı. İlk defa görecek. Bu heyecanı tatacak. Güzel bir mutluluk. Biz de böyle bir ziyaret etmek istedik yani özellikle. Mutluyuz. Anıtkabir'e ilk defa geldiğini söyledi. Ne hissediyorsun? Yani çok mutluyum. Yani Atatürk'ün bugün 30 Ağustos'un her bölümünde geldiğini hiç görmemiştim buralara gelmesinden. Ama ben buralara gelmesinden çok mutluyum. Ama ben her geldiğimde buraya her dolaşıyorum ama. İçeri ilk defa mı gireceksin? Yani evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, kimisi her 30 Ağustos'ta bu noktaya geliyor. Kimisi ise işte gördüğünüz gibi ilk defa buraya geliyor ve heyecanlar. Çocuklar gerçekten çok heyecanlar içeri girmek için. Bugün dediğimiz gibi birçok noktada etkinlikler olacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Kütahya'da Dumlupınar'da olacak. Oradaki etkinliklere katılacak. Dün de Aydın'ın Çine ilçesinde etkinliklere katılmıştı ve orada dikkat çeken durum Suavi'nin konseriydi. Çünkü Suavi'nin birçok konseri iptal edilmişti, hedef gösterilmişti, konserine saldırı olmuştu. Çin'e de onunla birlikte 30 Ağustos'u kutlayacağız demişti ve Çin'e de Özgür Özel Suavi'nin konserine katıldı. 30 Ağustos başlangıcının startını orada vermiş oldu. Bugün de dediğim gibi Dumlupınar'da olacak. Biz de Anıtkabir'in önündeyiz. Ankara'daki birçok etkinliği takip edeceğiz. 11 itibariyle buradaki yurttaşlara Anıtkabir açılacak. Onlar da 30 Ağustos coşkusunu içeride Atatürk'ün huzurunda kutlayacaklar. Buradaki atmosfer şu anda bu şekilde. Umut, çok teşekkür ediyoruz. Şu anda görüntülerde de yer alıyor. Devlet erkanı yürüyüşünü başlatmış. Yani Anıtkabir'e, Mozole'ye doğru yürüyüşünü başlattığını görüyorum. Anıtkabir'de devlet erkanının
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı görüyoruz değerli izleyenler. Yanılmıyorsam Hakan Fidan zannederim, beni düzeltsin arkadaşlarım, başka kimleri görüyorsunuz? Cumhurbaşkanı yardımcısı yine yürüyenler arasında Anıtkabir'deki mozoleye çelenk koyacaklar. Saygı duruşunda bulunacaklar değerli izleyenler. Devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı için, 102. yıl dönümü için Anıtkabir'de hazır bulunuyor tüm devlet erkanı diyebiliriz. Oldukça kalabalık görünüyor grup. Bu arada halk da muhabirimiz Umut Taştan'ın belirttiği gibi akın akın Anıtkabir'de bugün yalnız Ankara'da bulunanlar değil, Türkiye'nin dört bir yanından çoluk çocuk aileleriyle atalarını ziyarete geliyorlar, geldiler. Bu kutlu ve mutlu günümüzde 30 Ağustos Zafer Bayramımızda Anıtkabir'de atalarını ziyaret edecekler, şehitleri anacaklar değerli izleyenler. Şu anda görüntüler Anıtkabir'den. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet tören alayını görüyorsunuz şu anda. Birazdan Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacaklar, saygı duruşunda bulunacaklar. Bu anlamlı günde atamıza saygılarını gösterecekler, minnetlerini gösterecekler. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden kutlu yol değerli izleyenler. Bu büyük zaferin 102. yıl dönümünü kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyoruz. Sizlerin de izlediği gibi şu anda Anıtkabir'de bir tören gerçekleştiriliyor. 30 Ağustos'un 102. yıl dönümü için devlet erkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün, büyük önderimizin mozolesine çelenk bırakacaklar ve saygı duruşunda bulunacaklar bu büyük günün anısına. Tarihin en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak görülüyor. 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos zaferiyle sonuçlanan büyük taarruz ve başkomutanlık meydan muharebesi değerli izleyenler, bir kahramanlık destanıdır. Bu kutlu zaferin 102. yılını şu anda kutluyoruz ve Anıtkabir'de törenle devlet erkanını izliyorsunuz tören sırasında. Az önce Umut Taştan'ın belirttiği gibi muhabir arkadaşımızın, Güven Dinçmen'le birlikte, kameraman arkadaşımızla birlikte oradalar, canlı olarak aktardılar. Oradaki halkın heyecanını, küçücük çocukların heyecanını aktardı Umut Taştan bizlere.